Yahşi Baraz'ın konuğuyuz. Yahşi Baraz'da program Türk sanatına tarihi içinden bakmak demek. Yakın dönem Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönemi alanımızda sizinle gelişti. Galerici, kültür insanı, mücadele insanı Yahşi Baraz. Bugün Ulusal Kanal'ın Sanat Hayatı programının sınırları içinde kalmadan bir sohbet yapalım istiyorum. Sizden birçok konuda tartışılan, konuşulan konular, ne düşündüğünüzü alalım. Ulusal Kanal izleyicilerine ulaştıralım istiyorum. Tabii. Çok hoş bulduk efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler geldiniz için. Siz kaçıncı yıl Galeri Baraz? 1975'te açtım. Şimdi tam 41 yıl oldu. 41 yıl maşallah. Çok teşekkürler. Söylem ile. Evet. Ve nice yıllar. Çok hızlı geçti. Nasıl bir 40 yıl bu? 40 yıl, 41 yıl öncesine döndüğümüzde, ki onun öncesi de var. Sizin sanat eğitiminiz ve hedefleri koyuşunuz, galericiliğe hazırlanış süreniz var. Bu zaman içinde belli köşe taşları koyarsak, yapı taşları, şu yıllar der isek, Yahşi Baraz nasıl görüyor? Çok özetle ayrıntılarına gireceğiz. Bugünün Türkiye'sinde sanatı konuşacağız. Ben aslında 14-15 yaşında sanatla bağlantı kurdum. Ve o yıllardan itibaren hiç ara vermeden, yani gece, gündüz, cumartesi, pazar demeden büyük bir tutkuyla bu yaşa kadar gelebildik. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. 1964-69 arası. İlk tabii bilinç çağının, yani bilinç düzeyinin yükselmesi akademi yıllarında oldu. Çok değerli hocalarımız vardı. Bunların içinde en önemlisi Sabri Berkel'di. Ondan çok şey öğrendik. Çünkü lise döneminde sanat eğitimi pek verilmez. Yani çok sığ bir şeydir birisi de. Güzel sanatlara girdiğimiz zaman Sabri Berkel de büyük bir şans oldu, bizim hocamız oldu. Bir resme nasıl bakılır, sanat eseri nasıl değerlendirilir, müze gezmek nedir, sanat eseri toplamak, koleksiyon yapmak, kitap toplamak, dünya müzelerini gezmek, koleksiyoncularla tanışmak, yani bir sürü yan şeyleri olan, bunları bize öğretti. Dedi ki bunları hiç çekinmeden sanatçılarla da gidin konuşun. Biz çünkü utanırdık sanatçılarla gidip konuşmaya. Yani bir sanatçı bizim gözümüzde böyle erişilmesi imkansız bir kişi gibi gelirdi. Öğrencilik yılları öyle geçti. Fakat Sabri Bey bize bir cesaret verdi. Kitaplar okuduk, seyahatler ettim. Bütün yıllarımı ben yaz aylarında hep Avrupa'da geçirirdim. İsveç'e gittik, İngiltere, İtalya, Almanya, her tarafı gezdim. Rusya'ya gittim, Polonya'ya. Evet, sırf mesela 4 yıl, 5 yıl diyelim eğitim, o zaman 5 yıldı. Her yaz ben Mayıs'ın sonunda çıkardım, 1 Kasım'da dönerdim. Ve değerlendirirdik. Çünkü o zamanlar akademi dışında hiçbir sanat ortamı yoktu. Müze ne durumdaydı? Müze zaten bugün dahil hiçbir şey olmadı. Yani müzenin bir faydasını göremedik. Ama Atatürk tabii çok büyük bir, dahi bir kişi. Yani dünya müzelerini incelemiş olmasa bile Türkiye'de Cumhuriyet kurulduğu zaman bir müzenin gerekliliğine inanmış bir kişilik. Kurun diyor. Fakat 1937'de kurulduktan sonra arkadan gelenler onu devam ettirememiş. Çünkü çoğu zaten Güzel Sanatlar Akademisi'ne bağlı bir kurum. Halil Dikmen mesela 22 sene müze müdürlüğü yapmış. Sonra Adnan Çoker yaptı, Sabri Berkel, Özdemir Altan. Şimdi o açıdan bakarsanız bunların hepsi ressam, ünlü ressamlarımız. Fakat müzeci değil. Çünkü müzecilik çok ayrı bir şeydir. Ve hakikaten uzman olmanız gerekiyor. Etkinlik yapmanız lazım, genç çocukları yetiştirmek lazım, konulu sergiler açmak lazım. Mesela diyelim ki Centre Pompidou 1977'de kurulmuştur. Sırf onun açtığı sergileri 100 sene Türkiye açamaz. Çünkü bu ayrı bir bilgi ve para isteyen bir iş. Mesela yurt dışından sanatçı getireceksiniz, kitap basacaksınız, konferans vereceksiniz. Böyle bir şey olmadı. Otomatikman
biz Türkiye içerisinde çok sığ bir şekilde yıllarımızı geçirdik. Fakat benim en büyük şansım yurt dışı bağlantılarım olduğu için İsveç'e gittim. Mesela Picasso'nun sergilerini gördük. Louis Nevels'ını orada tanıdım, sergilerini. Fontana'nın en mühim eserlerini orada gördük. Nikita Sempa, yani böyle Türkiye'nin daha hiç tanımadığı isimlerdi bunlar. Francis Bacon sergilerini gördüm. Türkiye'ye geldiğimde Francis Bacon ismini bile bilen yoktu. 1960'lı yıllarda. Yani o kadar ilkel bir durumdaydık ki, gerçi bugün de aynı durumda. Türkiye Batı'yla mukayese ederseniz çok sığ bir durumdadır. Ama o yıllar tabii çok daha ilkeldi. Ama biz bunu tabii bu bilgileri Türkiye'ye getirip sonra Amerika'ya gittim. Onu da açıklayabiliriz. 74'ten itibaren Amerika'da tabii çok değişik bir ortamla karşılaştım. Oradaki müzeler, kitapçılar, sanat galerileri falan. Orada daha başka bir konsepte girdik. Ve o bilgileri dedim Türkiye'de tatbik edeyim. Çünkü bir süre orada kalmıştım, bir sene kadar. Burada geldim, sıfırdan galeriyi açtık ve konulu sergiler açtık, kişisel sergiler açtık. Koleksiyoncuların ilk başlangıcı bizim açtığımız sergilerle olmuştur. O yıllarda Aydın Cumalı ve Ertan Mesci vardı. Bu iki arkadaş da çok önemlidir. Yani bu ivmenin kazandırılmasında çok büyük emekleri geçmiştir. Bizim üç kişi olarak biz bunu başlattık. Fakat arkasından birçok galeri geldi. Maçka Sanat geldi, işte diğer galeriler sırayla. Ve bir çoğalma oldu ve her galeri kurduğu sistemde kendi etrafında bir kamuoyu oluşturdu. Ve bu yavaş yavaş büyüyerek bugünleri bulduk. İlk 15 yılı, 15. yıl kitabını ve büyük sergiyi hatırlıyorum. Evet. Ve sizin çok umutlu bakışınızı. Türk resmi ne durumdaydı? Türk sanatı ne durumdaydı o yıllara kadar? Saydığınız isimler dünya çapında bilinirlerken Cumhuriyet'le birlikte gelen sanatçıların önemli bir bölümü tuvalin öbür yüzüne resim yapar haldeydiler. Alınıp satılma yok. Kaç galeri vardı sizin öğrenciliğinizde İstanbul'da? İstanbul'da şehir galerisi vardı Beyoğlu'nda. Sonra Taksim Sanat Galerisi açıldı. Ki şu an etkin değil, yanılmıyorsam kapandı. Hatta bizim hocamız Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun çok güzel bir esprisi vardır. Türk resmi Beyoğlu'ndan Kadıköy'e geçememiştir demişti. Şu an onun bilinci içindeyiz tabii. Çünkü o kadar sınırlı bir grup vardı ki sanatçılarımız çok idealist kişiler. Yani hiçbir satış olmadan en özveriyle bu eserleri üretmişler. Çoğu da müzede duruyor zaten şu an. Müşteri yok, parası yok, malzeme alacak bir imkan yok. Hiçbirinin atölyesi yoktu. Yani böyle ufak ufak odalarda çalışmışlardı. Ben o yılları gayet iyi hatırlarım. Böyle 16 metrekare, 50 metrekare arasında bir ufacık bir odada sanat yapmaya çalıştılar. Yurt dışından alıcısı yok, Türk alıcısı yok, galeri yok. Müze zaten hiç aktif değil. Müzeler biliyorsunuz satın alan bir konumdadır yurt dışında. Donation'lar, yani bir takım kanunlar çıkmıştır. O kanunlarla paralar verilir müzelere, o müzeler de sanat eseri satın alır. Bizde o sistem de yok. Yani şöyle anlatayım, ne Marksizm geçerli Türkiye'de ne de kapitalizm. Mesela Marksist toplumlarda sanatçıya maaş verirler, eserini alırlar, atölye verirler, onore ederler, nişan takarlar. Kapitalist toplumlarda müzeler kurulur, özel müzeler. Orada sanatçılar onore edilir, satın alınır. Bizde ikisi de yok. 1927 yılında Süreyya İlmen, Süreyya Operası'nı yaptırıp İstanbullulara bırakan şahsiyet, milletvekili, İstanbul milletvekili Mustafa Kemal'e mektup yazıyor. Eğer Üsküdar Kadıköy yolunu yaparsak İstanbul çok gelişir efendim diyor. Otomobil yolu yok. 1927. Tabii. Piket Adil, sanatçıların dostu, yazar. 1956'da Tozlu Yollar Mavi Deniz kitabında diyor ki her gün Kadıköy'den Kartal'a bir araba kalkmaya başladı. İstanbul çok değişecek. 56.
Tabii. Ben 51 doğumluyum. 1956'dan bahsediyoruz daha dün. Evet, tabii çok. Bunun içinde Cumhuriyet savaşlardan sonra birinci emperyal savaş Osmanlı'yı paylaşım savaşı yorgun çıkan 14'te Çanakkale 15 Çanakkale ile başlayan Kurtuluş Savaşı 20 23 Nisan 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ve 27'de Üsküdar Kadıköy yolu yok. Oradan geliyor. Bu süreci de her şeye rağmen nesnelliği içinde tarihsel bakıp görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Neden? Sanat aslında çok zenginlik isteyen bir şey. Bugün yurt dışına baktığınız zaman milli geliri yüksek toplumlarda çok hızlı bir gelişme oluyor. Mesela Türkiye'nin 50'li 60'lı yıllarda 1000 dolar, 2000 dolar milli geliri olan bir toplumda bir İbrahim Çallı'yı 1 milyon dolara satmanız falan herhalde konu olamazdı. Bugün de olamıyor. Çünkü milli gelir 10 bin dolara çıkmış durumda ama aslında büyük bir fukaralık da var Türkiye'de. Yani bugün 80 milyon diye övünüyoruz ama belki 7-8 milyon, 10 milyonu çok iyi durumda. Diğerleri çok kaliteli bir hayat yaşamıyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Sizin sözünüzdü, ben birçok yerde söyledim. 6 ülkenin pasaportunu taşıyanlar evet. Diyordunuz. Evet, yani bu Amerika'da, işte İngiltere, Fransa, Almanya. Bunlar belirli misyonu tamamlamış, bütün altyapısını oluşturmuş ve en sonunda sanat yapmaya başlayan topluluklar. Gerçi Rönesans'tan itibaren almak lazım ama Türkiye savaşlar içerisinde geçmiş. Baktığımız zaman bütün 19. yüzyılın sonuna kadar hep savaşlar olmuş. Rusya ile olmuş, Balkan Savaşı olmuş 12'de. Yani insanlar ekmek dayı bulamazken tabii sanatın söz konusu olacağını düşünmemek lazım. Dolayısıyla Atatürk'ten sonra bir değişim oluyor. Fakat tam istenildiği gibi yani Batı ülkelerinde olduğu gibi bir ilerleme olmuyor. 60'lı, 70'li yılların sonuna kadar, hatta 80 yılına kadar falan Türkiye çok içe dönük, çok kapalı, turizmin olmadığı, milli gelirin çok düşük olduğu, insanların yurt dışına seyahat edemediği, yani birkaç nesil hep böyle içe dönük bir şekilde yaşamış. Dolayısıyla açılamamışlar. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kimse bir şeyin farkında değil. Böyle birkaç nesil geçmiş. Kararlılık da var. Ama 80'li yıllardan sonra, Turgut Özal'dan sonra özellikle büyük bir değişme oldu. Kabul etmek lazım. Yani bunun negatif ve pozitif tarafları da vardı Turgut Özal'ın bedeninde ama ben onu daha pozitif olarak görmek istiyorum. Yurt dışına açılma bence ilk 83'ten sonra oldu. Ve iyi ve kötü taraflarıyla ekonomistler tabii daha iyi bilir bu konuyu. Bizim yaşamımızda yani sanatçıların döneminde çok büyük bir ivme kazanmıştı 80'li yıllar. İlk koleksiyonculuk o zamanlar başladı. Yani çok ünlü bir takım iş adamları sanatla bağlantı kurdu. Fakat orada bizim de çok büyük fonksiyonumuz var. Yani bunu bir kararlık olarak almayayım. Galerilerin en aktif yıllarıdır. Ve arka arkaya açmış olduğumuz sergilerle tanıttık. Ve kurucusu, sorumlusu Yahşi Baraz'ın tabii ki çok önemli yeri var, rolü var. Sizin birikiminizle değişim değeri, koleksiyonerler, para tarafı dışında sizin ilk yıllarınızda hem öne çıkardığınız hem de farklı bir öneriyle gençler, yeni nesil, yeni kuşak diyerek değişimini istediğiniz şey var, dönemler var. Burada baktığımız zaman değeri, Türk sanatının değeri, değişim değerini bir kenara koyarak ettiği para ölçüsünün dışında neler söyleriz? Biraz buradan girerek yine ilk 15 yılınızı konuşmak istiyorum. Benim başladığım yıllarda klasik resimle başladık. O zamanlar çağdaş resim diye bir şey zaten söz konusu değildi o. 75'ten
80'li yılların ortalarına kadar hep böyle Hoca Ali Rıza, Hüseyin Zekai Paşa, Halil Paşa, Süleyman Seyit, yani 20. yüzyılın başında yapılmış veya 19. yüzyılın sonunda yapılmış Türk primitifleri. Bunlar çok revaçtaydı. Ondan sonra gelen nesilde yine Mahmut Cuda, Edip Hakkı, Ali Çelebi, Cevat Dede, onlar devreye girdi 80'li yıllarda. Fakat benim düşüncem şuydu, yani yaşayan sanatı desteklemek. Orada çok zorlandık. Mesela açtığım sergiler oldu. Öncülük yaptınız. Bir nevi öncülük yaptım diyebilirim. Çünkü Doğan Çay, Erol Akyavaş, Nejat Devrim, Fahri Nüsal Zeyt, Adnan Çoker, Güngör Taner, yani birçok isim sayabiliriz, ünlü isimler. Onların ilk sergilerini ben tertipledim ve koleksiyonculara önerdim. Açtığımız sergilerde bizi desteklediler yalnız. Çünkü para olmadan da en meşhur bir ressamı satmanız imkansızdır. İkna kabiliyeti de olması lazım. Yani hem doğru bir sanatçı seçeceksiniz, hem de sizi orada kabul edecek koleksiyoncular, zenginlerin olması lazım. Çünkü bu bir grup çalışması isteyen bir şey. Yani sanatçı olacak, küratörler olacak, sanat yazarları olacak, galerici olacak ve hemen onları destekleyen, şemsiyenin üstünde de bir sermaye sahibi olacak. Zaten tek başına bir hiçtir. Ne sanatçı bir varlık gösterebilir, ne curator, ne zengin adam. İstediği kadar parası olsun. Eğer doğru dürüst bir curatorla, bir galeriyle çalışmazsa parasını çöpe atmış olur. Zaten bugün o da bir konuşma konusudur. Yani bugüne kadar alınmış birçok resimler çoğunlukla çöp tenekesine atılacak durumdadır. O ayrı bir konuşma konusu olabilir. Dolayısıyla ben bu sanatçıları, genç sanatçıları, o zamanlar genç demeyelim de 50 yaşlarında falan olan sanatçılardı, 50-55. Fakat hiç resim, doğru düz resim satamamış kişilerdi. Mesela Mehmet Güler Yüz, Ömer Uluç, ilk resimlerini ben aldım. Ve inanamazsınız, 200-300 dolardan resim alırdım 85'li yıllarda. Yani bugün söyleseniz kimse inanmaz. Yani 300 dolara resim satamaz durumdalardı. Neden? Üretimi de azdı. Alıcı kesim onların ressam olduğuna inanmıyordu. Mesela Ömer Uluş'la alay ederlerdi. Burhan Doğançay'la alay ederlerdi ki bugün Türk resminin en önemli isimleridir. Ambalaj kağıdı diye ben sergi açmıştım, hiç unutmuyorum. Bunlar ambalaj kağıdı motifi, bunlar sanat bile değil derlerdi. O kadar cehalet vardı aslında. Çünkü zenginlik bir şey ifade etmiyor. Eğer bilgi sahibi değilseniz kazanmış olduğunuz paranın hiçbir anlamı yoktur. Çünkü sizi başka bir göz çok basit bir insan olarak da görebilir. O zaman ne oluyor? Kültür adamlarıyla diyalog kurması lazım zenginlerin ki hata yapmadan onu ikiye üçe katlasın eserleri toplayarak. Hem bir servet kazansın hem de prestij kazansın. İşte biz bunu ima ettik, bunu anlattık ve o şekilde bazı koleksiyoncular resim ve heykel almaya başladılar. Ve arkasından tabii yeni galeriler açıldı. Onların etkileriyle, yaptığı etkinliklerle bugünlere kadar geldik. O sırada 2000'li yıllarda biliyorsunuz müzeler açıldı. Doğançay Müzesi, işte Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern. Özellikle İstanbul Modern'in çok katkısı olmuştur. Çünkü bizim zamanımızda mesela sergi açardım, Ömer Uluç resmi. Efendim ileride müze açılırsa Ömer Uluç müzeye girer derdik. Fakat kimse inandıramazdım kimseye. Şu an gittikleri zaman Ömer Uluç'un resmini görüyorlar ve bir güvence oluyor. İstanbul Modern'de görüyor, Doğan Çay'ı görüyor, Adnan Çoker'i görüyor. Ha, o zaman biz de oradan bir resim alalım diyorlar. Gidiyorlar sanatçıdan veya galeriden alıyorlar. Bu yurt dışında da böyledir. Yani bir müzede sergi açılır. Mesela Andy Warhol sergisi açar MoMA. Herkes Andy Warhol almaya çalışır. O onun bir reklam köşesidir sanatçıların. Tabii onu da iyi yönetmek şartıyla. Yani her müze istediğimiz gibi de olabilir mi? O da bir ayrı münakaşa konusudur. Çünkü mesela lafınızı kestim. Açılan müzelerde bazı handikaplar var. Mesela yurt dışındaki müzeler yaşayan sanatı desteklerler. Birçok müze, çağdaş sanat müzeleri. Türkiye'de henüz o konuma gelmedi.
Yani belki etkinlik yapıyorlar. İşte Picasso açıyor, herhangi bir ünlü bir sanatçıyı açıyor. Ama bir taraftan da bir fon oluşturması lazım müzelerin. Yani genç kuşak sanatçılarını destekleyen en azından bir 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dolarlık fonlar açmaları lazım. Kitaplarını yayınlaması lazım. Sergiler açması lazım. Ondan sonra arkasından mesela küratörler yetiştirmesi lazım. Sanat tarihçileri yetiştirmesi lazım. Bunlara maaş vermesi lazım. Avrupa'ya gitsinler, müzeleri gezsinler, oradaki küratörlerle tanışsınlar. O bilgilerle gelsinler. Bunları Japonlar yaptı. Daha müzeler kurulmadan önce bir sürü öğrenci yolladılar Fransa'ya, Amerika'ya. Oralarda öğrenciler bir şeyler öğrendiler. Sonra geriye ülkelerine dönüp o müzelerde çalışmaya başladılar. Bugün müzelerde çalışan kişilerin de münakaşa konusu olabilir kültürel birikimleri. Hangi kişiler kendini yetiştirdi de bu müzelerde çalışıyor? Bunları hep tartışmak gerekir. Kültür Üniversitesi'ndeyiz. Dört genç insanla, dört genç kadın Türk sanatının geleceğine imzalarını koyacak. Sanat yönetimi okuyan dört öğrenci Türk sanatının alışık olmadığı bir tabloyla sizlerle birlikteyiz değerli ulusal kanal izleyicileri. Sanat ve kendi düşüncesini koyan birikimiyle sanata yön verme tezinde olan genç insanlarla, kızlarımızla birlikteyiz. Özge, Teri, Gizem ve Zeynep'le. Dördünün ortak kaleme aldıkları metinle açılan Ekrem Kahraman Yeryüzü Duaları resim sergisi. Ekrem Kahraman, ressam, şair, Ulusal Kanal izleyicilerinin yakından tanıdığı sanatçı, sanat yazarı. Böyle bir özel girişimi, ortak çağrıyı nasıl aldığını, nasıl başladıklarını öğrenelim. Sonra sohbetimizi derinleştirelim. Sizinle başlayalım. Yeryüzü Duaları ve dört güzel insan, dört genç kız nasıl oldu bu buluşma? Nedir bu buluşmanın alt metni? Zaten Ekrem Kahraman geçen sene dersimize gelmişti bize ve biz geçen seneden aslında Ekrem Hoca ile tanışıyoruz. Daha sonra arkadaşım Zeynep ile Ekrem Hoca bir sergi açılışında karşılaşıyorlar ve Ekrem Hoca da şunu söylüyor. Benim okul, sizin okulunuzda benim bir sergim var. Benim sergimin küratörlüğünü yapar mısınız diyor. Ve hani biz de tabii ki seve seve bunu kabul ediyoruz. Çünkü hani böyle büyük bir isimle hem çalışmak hem de bizim de açıkçası ilk profesyonel bir işimiz oluyor. Evet. Ve hani öylece bizim de yolculuğumuz başlamış oldu Ekrem Hoca ile. Zeynep, bu öneriyi nasıl yaptı, nasıl oldu? Devam edelim. Açılışta karşılaştık bir gün. Sizi nereden hatırlıyorum dedi. Ben de okulumuzda ders verdiğini, bir gün derse konuk olduğunu söyledim. Aa dedi, benim de sizin okulunda bir sergimiz olacak dedi. Onun küratörlüğünü sizin yapmanızı çok isterim dedi. Ben de tabii ki seve seve. Sizin sanat yönetimi okuduğunuzu biliyor. Gençlerle olmayı hep istedi. Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün Türk resminde önemli bir yere gelen Barış Sarıbaş'la örneğin birlikte sergi yaptılar. Çok yakınında olan başka gençlerle birlikte oldu. İlk defa ama böylesine bir sorumluluk doğrudan sizin yanında birlikte olmayı istedi, yanında olmanızı istedi. Evet. Açıkçası hani hep bizi ön plana tuttu. Kendisinden de ön plana tuttu. Bu sergi açılışında hani bize çok değer verdiğini ve bizim bu işte ne kadar büyük sorumluluğa sahip olduğumuzu söyledi. Açıkçası bizi çok teşvik etti. İşe dahil etti. Hani hep içinde bıraktı işin. Hep içinde olmamıza, ana kaynağında olmamıza yardımcı oldu. O yüzden çok büyük bir destekçimiz oldu bizim. Peki Teri, arkadaşlarından bu öneri geldiğinde nasıl baktın? Tanıyordun Ekrem Kahraman'ı, sergilerinden biliyordun. Nasıl baktın?
Aslında hepimiz biraz da olsun bu işin içindeyiz. O yüzden ilk başta birazcık korktuk. Yani korktuk demeyeyim ama birazcık nasıl yapacağımızı düşündük. Fakat hepimiz zaten çok istekliyiz. Bu işin içindeyiz. Sorumluluk sahibiyiz. O yüzden bu iş yapabileceğimizi zaten biliyorduk. Zeynep bizi aradığı zaman aslında biraz tedirgin olduk. Korktuk yapabilir miyiz diye. Fakat hani az da olsa zaten hepimiz bu işin içerisindeyiz. Tecrübeler edinmeye başladık. O yüzden biliyorduk ki yapabileceğiz. Kendimize güveniyorduk. O yüzden dedik biz bunu yaparız. Ve başlayalım dedik. Ve koşturmalara başladık. İyi gittik. Tabii ki biraz aksaklıklar olsa da başardığımızı düşünüyoruz. Güzel bir sergi, güzel bir katalogda da düşünceleriniz. Gizem, kaleme alınan metine gelmeden önce kurumun aldığınız eğitimin niteliği üzerine nasıl biriktiriyorsunuz? Oradan başlayıp bütün arkadaşlara aynı soruyu soracağım. Hazır olmak, sanat yönetimi dersi çok yaygın olan bir şey değil. Çok az sayıda yerde olduğunu söylediniz, biliyoruz. Bir devlet üniversitesinde, beş vakıf üniversitesinde. Sanatla ilgili nedir anlamı, yeri, nereye kadardır görev, sorumluluk çerçevesi ana duruşuyla bunları konuşacağız ama bu proje ekseninde, şu konuşmalar ekseninde katalog metninin yazımına kadar olan bölümü bir de sizden dinleyelim. Yani şöyle bir şey, hani Ekrem Kahraman'la bu çalışmanın içerisine girmemiz tamamen tesadüfen, tamamen şans. Hani belki Zeynep orada olmasa bugün burada bu konuşmayı yapmayacaktık, yapamayacaktık. Tesadüfen oldu dediğimiz gibi, hani ve çok da güzel oldu, iyi ki oldu. Ekrem Hoca'nın desteğiyle bu şekilde başarmış olduk aslında. Hani Sanatçının Atölyesi dergisi günlerinden biliyorum. 8 sayı çıkan dergi, Kahraman'ın öncülüğünde hazırlanan, çıkan dergi. Sanat üzerine, sanat kültürü üzerine çeşitli disiplinlerden insanlarla yapılan söyleşilerin okuyucuya ulaştığı dergi. Hep gençlerle olmayı istiyordu. Bütün ömrünce bu oldu. Eğitimciliğinden gelen yön de var. Yaratının gençle nasıl açılacağını, düşüncenin genç insanın enerjisiyle birleştiği zaman neler verebileceğini bilen, onun için de büyük şans ve Türk sanatı için de sizin gelişiniz, yürekten hoş geldin diyorum. Güzel şeyler yapacağınızı umarak düşünerek. Çok teşekkürler. Güzel, iyi olacak. Yeryüzü Duaları serisi bu serginin resimleri üzerine yazmak, değil mi? Biz Ekrem Hoca'nın atölyesine zaten arada gidip geliyorduk ve metin yazılmadan önce yine gittiğimiz Ekrem Hoca'nın atölyesine. Hocamız şöyle bir şey söyledi. Hani herkes kendi düşüncelerini yazsın. Hani çünkü herkesin bir şeyi algılayıp yorumlaması farklı. Yeryüzü Duaları serisi bu serginin resimleri üzerine yazmak, değil mi? Evet. Hepimiz işte aynen bu sergi üzerine hepimiz ayrı 4 ayrı metin kalemi aldık. Hani Ekrem Hoca'nın da önerisi buydu. Hani hanginiz hangi açıdan ele alacaksınız, bu benim için çok önemli demişti ve sizin için de çok büyük bir tecrübe olacak. Gerçekten de bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Normalde hani biz yazı yazdığımız zaman hani hepimiz tek hani bir metin ele alıyoruz ama ilk defa 4 kişi bir arada hani tek bir metin yerine 4 kişi bir metin ortaya aslında çıkartmaya çalışıyoruz. Hepimiz 4 ayrı bir metin ortaya çıkarttık. Ve daha sonradan da ve aslında hiç yazılarımızdan çıkartılma yapılmadan yazılar birleştirildi ve işte ben Don Quixote'u, Ekrem Hoca'yı aslında Don Quixote'a benzettim. Çünkü hani Ekrem Hoca'yı gördüğüm zaman aklıma Cervantes'in Don Quixote romanındaki Sancho, yani bilinen ismiyle Don Quixote aklıma geliyordu. Çünkü Don Quixote'un hayalleri var ve bir şövalye olmak istiyor. Aslında Ekrem Hoca'nın da hayalleri var ama Ekrem Hoca'nın Don Quixote'dan tek farkı
Onun ayakları yere daha sağlam basıyor. Aslında Don Quixote işte bir hayalle yola çıkıyor, şövalye olmaya karar veriyor. Yolda karşılaştığı olaylarla bir kahramanlık gösterecek ve en sonunda da şövalye olacağını ve şövalye olduğu zaman da bunu çok sevdiği sevgilisine adayacağını söylüyor. Ekrem Hoca da bir yola aslında çıktı ve 35 sene önce bir yola çıktı. Ama Don Quixote'dan tek farkı sağlam adımlarla o yola çıkışı yaptı. Ve aslında Ekrem Hoca bir nevi daha deli. Bunu tırnak içinde söyleyeyim. Ama aslında burada deli dediğim şey kötü anlamda olan bir kavram değil. Aslında herkesin özendiği, olmak istediği bir kavram. Normalde Orta Çağ'da deli dediğimiz kavram tanrılıkta eş değerde olan bir kavram ve o dönemin insanları deliden korkarlar. Çünkü delinin tanrıya eşit olduğunu düşünürler. Ama daha sonra modernizmle birlikte deli kavramı sıradan kızamıkla, ondan sonra ateşli hastalıklarla, yani eş değer, hani normal basit bir hastalığa indirgeniyor. Ama aslında delilik dediğim gibi Orta Çağ'da çok önemli bir mevki. Bana göre Ekrem Hoca da bir deli. Çünkü hani ben yazıda da şey demiştim. Sınırları çizilemeyen bir alanda sınırları çizilemeyen bir adam. Gerçekten Ekrem Hoca'nın hani sınırları yok. Ve hani Ekrem Hoca'nın ne yapacağını bilemiyorsunuz. Hani bir anda hani aynı anda birden fazla işle ilgilenebiliyor. Mesela Ekrem Hoca zaten bir resime, hani bir seriye başladığı zaman aynı anda 15-20 tane resme aynı anda başlıyor. Aynı zamanda baktığımızda Ekrem Hoca şair yönüyle ön planda, entelektüel, tiyatro yapıyordu Ekrem Hoca. Sinemayla zaten içli dışlı, müziği seviyor. Baktığımız zaman hani Ekrem Hoca'nın sınırlarını çizemiyoruz bir yandan da. Aslında bu yazıyı yazmadan önce birçok kitap karıştırdım diyebilirim. Çünkü nasıl başlayacağımı, neler yazabileceğimi çok fazla bilmiyordum. Fakat biraz araştırdıktan sonra Ekrem Hoca'yı da aslında daha iyi tanımaya başladım. Onun sanatını daha iyi tanımaya başladım. Benim de aklıma arzu istek geliyor yeryüzü duaları deyince. Hocamızın da dediği gibi yeryüzünde bizim arzularımız, isteklerimiz olmalı bahsediyor. Kahraman aynı zamanda şair. Bütün resimlerinde de içindeki bir anlamda şiiri bulmak mümkün. Sergilerin adıyla, tek tek tabloların adıyla. Metni yazarken nasıl yaklaştı Gizem? Ben hani kendi metnimi oluştururken zaten Ekrem Hoca'nın şair yönü var. Film, tiyatro, Özgen'in de söylediği gibi aynı zamanda eğitimci de bir yönü var. Baudelaire'in bir şiirinden çok ufak bir parçayı aldım. Peki sevdiğin bir şey var mı senin ey tuhaf yabancı? Bulutları severim ben, yücelerde gezen o harika bulutları diye. Çok güzel. Ve Ekrem Kahraman resmiyle öylesine örtüşen ki. Evet, ve şiirin adı da yabancı. Yani Ekrem Hoca aslında sanki yabancı kişilik. Modernizmin ortaya çıkışında düşün insanı olarak şiiriyle sanatçı olarak Baudelaire altı kalın biçimde çizilecek isim. Ondan bir alıntı. Ne anlam taşıyordu? Sadece benzerlik mi? Bulutlar ve şair yönünü Baudelaire'le vermek mi? Başka neler söyleyecek Gizem? Ya aslında hani metni ilk yazarken almadım ben bu şiiri. Hani metin bitmek üzereyken aklıma geldi. Hani bildiğim bir şiirdi, sevdiğim de bir şiirdi. Aynen, hani artık bitirmek üzereydim, hani son kelimelerdi ve aklıma geldi. Dedim ben bunu da ekleyeyim buraya. Hani o zaman oldu aslında o metin. Şöyle, hani ben metnin içeriğine daha çok eserlerin şiirsel yönünü aldım. Zaten bu eserler sadece hani bir resim değil. Hem bir sessiz bir film, hem de bir şiir aslında. Hem susuyorlar hem bağırıyorlar. Zaten metinde de bu kelimeler geçiyor. Hani o yüzden bu şekilde devam ettim. Metni de bu şekilde yönlendirdim ben.